mi fazla geldi bu dünyaya? Nereden vereyim gidiyor? Gözlerimin önünde eriyip gidiyor. Çok geç olmadan nasıl onu kurtaralım? Onu kaybetmek istemiyorum. Merhaba dostlar, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Çok farklı bir video ile karşınızdayız. Can bağlarımızdan birisi bizimle iletişime geçmişti ve biz masal bebekten bu şekilde haberdar olduk. Sonrasında da aileyle iletişime geçtik. Dostlar, sizden bir şey rica edeceğim. Lütfen bu videoyu atlamadan, ileri sarmadan izleyin. Çünkü bu videonun geliri olduğu gibi masal bebeğin tedavisi için harcanacak, o kampanyaya aktarılacak. Şimdi tüm bu zorlu süreci masalın annesinden dinleyelim. Merhabalar, ben Dilek. 24 yaşındayım. Ankara Sincan'da yaşamaktayız. SMA tip 1 ilerleyici ve ölümcül kas hastalığıyla mücadele eden masal bebeğin annesiyim. Kızım şu an 7 aylık. Biz masalın bu hastalığa sahip bir bebek olduğunu 14 günlükken topuk kanı sonucunda öğrendik. SMA taraması topuk kanına eklenmiş. Topuk kanı taramasından öğrenebildik. Tek avantajımız, tek şansımız bu oldu. Erken tanı aldı. Tedaviye erken başladık. Buradaki tedavisine erken başladık. Çok şükür. Ama maalesef burada aldığı tedavi yaşayabilmesi için, hayatta kalabilmesi için yeterli değil. SMA ilerleyici, genetik ve kalıtsal bir kas hastalığı. Günden güne kasları erimekte. Masanın şu an vücudunda bir geni eksik. Bu eksik gen olmadığı için kas kayıpları yaşamakta. Ve belli bir süre sonra maalesef ki bu bebekler hayatlarını kaybedebilmekteler. SMA tip 1 en ağır tipi ve bebeklerde görülen tipi. Yani kaybedecek zamanları yok, saniyeler dahi bu bebekler için çok kıymetli. Hayatta kalabilmeleri için yurt dışındaki bir kutu ilacı, 55 cc'lik bir kutu ilacı almaları gerekiyor. Vücutlarında eksik olan geni yerini tamamlıyor bu aldıkları ilaç. Maalesef bizim ülkemizde karşılanmamakta bu. Karşılanmadığı için aileler valilik onaylı kampanyalar başlatmaktalar. Bu kampanyaları başlatmalarının amacı çok büyük bir mevla toplamamız gerektiği için 1 milyon 829.500 dolar toplamamız gerekiyor. Türk lirasıyla yaklaşık 34-35 trilyona denk gelmekte ve bir ailenin veya 3-5 ailenin birleşip ortaya koyabileceği, çıkarabileceği bir miktar değil maalesef. Çok büyük bir miktar ve dünyanın en pahalı ilacı. Masal şu an 6,5 kilo 7 aylık oldu. Fizik tedavi görüyor. Hidroterapiye götürüyoruz onu. Ben kendim evde fizik tedavi yaptırıyorum. Kaslarını sürekli aktif tutmak için kollarını, bacaklarını, ayaklarını, ellerini, sırt kaslarını, boyun kaslarını aktif tutmak için sürekli hareket halinde olmamız gerekiyor. Kızım. Hadi ne yapıyoruz biz Masal? 3... 5 efendim anneciğim. Tamam. Gel sıra bunda. Oyun diye adlandırıyoruz biz aslında ama oyun değil. Hep fizik tedavi. Masala ben bunları oyun olarak yansıtıyorum tabii ki. Canını yakmadan, çok fazla ona bir şeyleri fark ettirmeden, hissettirmeden yaptırmaya çalışıyorum. İlacını aldığı zaman kurtulacak kesin bir tedavi. 45 dakikada bir kutu ilacı vücuduna, damarlarına aldığı zaman yeniden doğmuş bir bebek gibi kaslarını hareket ettirmeye başlayacak. Yürümeye, koşmaya, beslenmeye, gülmeye başlayacak. Biz bu bir kutu ilaca ulaşmak istiyoruz ama tek başımıza gücümüz yetmiyor. O yüzden sizlere, sizlerin desteğine ihtiyacımız var. İlk ve tek evladımız. Anne baba duygusunu bile tadamadık. Nasıl bir şey olduğunu inanın tadamadık. Bu haberi aldığımızda gelen bir telefonla öğrendik biz bu haberi. Beynimizden kaynar sular döküldü. Bizim için o günden sonrası tam anlamıyla bitti.
O günden sonrası başladı. 14. günden sonrası başladı. Çok zorlu süreçler geçirdik. Masalın ağlamaları, canının yanmaları, doktor gezmemiz, sürekli kontroller, tahliller. Sürekli böyle hani derler ya, insanın yüreği ağzında geziyoruz. Biz de o şekilde yaşamaya başladık o günden sonra. O gün gelen telefondan sonra hayatımız tam anlamıyla değişti. Allah hiç kimsenin başına vermesin, hiç kimseyi evladıyla sınamasın. Çok zor, çok ağır bir sınav. Ama imkansız değil, başarabiliriz, yapabiliriz. Daha önce ilacını alan bebeklerimiz sağlığına kavuştular. Masal da onlardan biri olsun istiyorum. Masal da yürüsün, koşsun. Diğer bebekler gibi, diğer çocuklar gibi hayatına devam etsin istiyorum. Bunun olması için de bir an önce ilacını alması gerekiyor ki diğer bebeklerle arasında çok fazla bir kayıp olmasın. Çok fazla bir fark olmasın. İlacı aldığı zaman zaten normal bebekler gibi hayatına devam edebilecek ama ne kadar erken alırsa Masal için o kadar iyi olacak. Biz bir valilik onaylı kampanya yürütmekteyiz. Kampanyamız başlama süreci yaklaşık bir ay, bir buçuk ay içerisinde oldu. İzinlerin çıkması, gerekli belgelerin, raporların tamamlanması bir buçuk ayı buldu. İzin başladıktan sonra, onay geldikten sonra kampanya başlatılıyor ve bu toplanması gereken miktar toplanmaya başlıyor. 1.829.500 dolar toplamaya çalışıyoruz Masal'ın yurt dışındaki tedavisi için. Biz hastane teklifimizi Dubai'den aldık. Masal ilacını inşallah kampanyamız tamamlandığı zaman Dubai'de alacak. Sizin göndermiş olduğunuz maaşlardan bir kuruş dahi para çıkışı asla olmamaktadır valilik onaylı hesaplardan. Çünkü blokeli hesaplar olduğu için para girişlerinin olduğu, para çıkışlarının asla olmadığı hesaplardır ve valilik tarafından sürekli denetim altında tutulan hesaplardır bunlar. Bizlerin, anne babaların tek isteği, tek amacı evlatlarını kurtarmak, ilacına kavuşturmak ve onları hayata kazandırmak. Çünkü her bebek yaşamayı hak ediyor. Yaşamak onların en doğal hakkı. Biz bu hakkı onlardan almayalım. Gelin hep birlikte bir bebeği yaşatalım, onlara umut olalım, nefes olalım. Çünkü bu ailelerin tek başına gücü yetmiyor ve sizlerden başka destek gelmiyor. Sizlerden başka hiç kimseleri yok. Masal'ın inşallah ileride ilacını alıp sağlığına kavuştuğunda bu videoyu, bu röportajı izlediğinde bizi affetmesini istiyorum. Ona bunu söylemek istiyorum. Bizi affetsin. Çok özür diliyorum ondan. İlacını kavuşturamadığımız her an için, her dakika için ben kızımdan çok özür diliyorum. Onun çekmiş olduğu acılardan dolayı, yaşamış olduğu acılardan dolayı kendimi suçluyorum. Kendimi suçlu buluyorum. Keşke elimden gelebilse hemen şu an ilacına kavuştursam onu. Ama maalesef çok büyük bir mevla toplamaya çalışıyoruz. Dünyanın en pahalı ilacına ulaşmaya çalışıyoruz. Bir kutu ilaç için vermediğimiz mücadele kalmadı. Daha az yemek yiyoruz, daha az uyuyoruz, dinlenme hiçbir şekilde yok. Her günümüz bir mücadele, her günümüz bir yoğunlukla, tempoyla geçiyor. Kızımızı ilacına kavuşturabilmek için. Evladımıza yetemediğimizi düşünüyoruz. O ağlayınca kahroluyoruz. İnşallah en kısa zamanda onu ilacına kavuşturacağız. Bu zorlu mücadelede bizleri yalnız bırakmayın lütfen. Seni böyle saatlerce izliyorum. Yalvararak dualar ediyorum kızım. Badilerini giydirirken bile titriyor ellerim. Her ağladığında bir parça daha kopuyor yüreğimden. Eskiden kontrol için hastaneye giderken, şimdilerde hastaneler evimiz oldu. Her ne kadar kabul etmek istemesem de, bu çirkin hastalığı yakıştıramasam da narin bedenine, rüyaların umudun olsun güzel kızım. Ben senin için başaracağım. O simsiyah zeytin gözlerin baharlar görsün diye başaracağım. Pamuk ellerin kalem tutsun, bir gün bana anne de diye başaracağım.
Minicik ayakların yere sımsıkı bassın. Genç bir kız olduğunda dimdik ayakta dur diye başaracağım. Peri kızım, sen bir gün kanatlarını hayata çırp diye başaracağım. Seni bu karanlıktan aydınlığa çıkaracağım. Masallar mutlu sonla biter. Dostlar, gerçekten yani çok zor bir süreç. Sadece tahmin edebiliriz. Bence hiçbirimiz tam olarak bunu anlayamayız. Böyle empati kurulabilecek bir şey değil. Bir insanın herhalde başına gelebilecek en kötü şey çocuğuyla sınanmasıdır. Allah yardımcıları olsun. Allah da hepimizi korusun. Evet, bir de burada şey çok zor. Yani çaresiz hissetmek. Gücünüzün yetmediğini hissetmek. Evet, bu bir kişinin altından kalkabileceği bir maddi yük değil. Yani maddi bir güç, çok büyük bir güç gerekiyor. Tek başımıza belki bir şey yapamayız ama birlik olursak tabii ki bu çocuklara yardım edebiliriz. Bu noktada biz de üstümüze düşeni yapacağız, fakat yani deprem döneminde toplanan büyük meblağları görünce aslında bu meblağlar bir kez olsun SM hastası bebekler için toplanırsa hasta bebek kalmayacak, çünkü artık bu testler yapılıyor. Bunun önüne tamamen geçilmiş olacak. Hiçbir aile bu acıları yaşamayacak. Hiçbir bebek bu kadar zor bir sağlık sürecini yaşamayacak. İnşallah hayata ve masala bir katkısı olsun. Evet dostlar, sizin için ufak bir bedel masal bebeğin yaşaması demek olabilir. Yani 10 lira, 50 lira, 100 lira neyse, herkes elinden geleni yapıp bu bağış kampanyasına bunu aktarırsa yani bir çocuğumuz daha yaşamış olacak. Herhalde yapılabilecek en güzel şeylerden bir tanesi de bu olur. Evet. En güzel harcamalardan bir tanesi bu olur. O yüzden tekrar rica ediyoruz. Videoyu atlamadan izlediniz. Belki ikinci kez, üçüncü kez izleyin. Video daha çok para kazansın, oraya daha çok para aktarılsın. Elbette ki biz de kendi bütçemizle aktarabildiğimiz bir tutarı aktaracağız. Tüm kampanya detaylarını da sizinle paylaşıyoruz. Lütfen siz de elinizden geldiğince kampanyaya destek olun. İnşallah masalın güzel haberlerini, sağlığına kavuştuğu haberlerini de sizlerle paylaşacağız. İnşallah dostlar. Diğer videolarda görüşene kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.